eşimle beraber dondurma işine girmeye karar verdik ama dondurma ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. 45 yaşındayım ve belki tek atımlık mermim kalmış. Yeniden bir ticari faaliyeti başlatmak ve başarılı olmak için. Ben bir işi en mükemmel şekilde yapmalıyım ya da o işi hiç yapmamalıyım. O zaman bu aydınlanmayı yaşadım. Bizim hikayemiz tam da bu noktadan sonra başladı. Bugün üretim merkezimizle beraber 8 tane noktada üretiyoruz. Ben Serdar Kemahlı, 1965 yılında Turhal'da doğdum. 2 yaşında İstanbul'a taşındım. Çocukluğum Karagümrük'te, gençliğim Koca Mustafa Paşa'da geçti. Babam tornacıydı, dükkanı vardı. Ben çocukluğumda babamın yanında tornacı dükkanda çıraklık yaptım kendisine. Bana en küçük tornada döküm işi verirlerdi. Ben o döküme şekil verirdim onların yönergeleriyle. Gözümün akı, dişimin beyazı dışında her tarafım simsiyah olurdu. Ama o tornadan çıkan işlenmiş parça benim yaptığım bir şeydi ve ben bundan çok keyif alırdım. O zamanlar üretimi çok sevdim. Üretimden inanılmaz mutluluk duyuyordum. Okulu bitirdikten sonra otomotiv yan sanayinde üretim yapan bir şirket kurduk ailece. Otoradyatör üretiyorduk. Burada 11 yıl çalıştım. 98 yılında İngiltere'ye gittim 4 aylık bir eğitim için. Oradayken soğuk sandviç ile tanıştım. Çünkü yemek İngiltere'de biraz problemdi. Soğuk sandviç benim pek çok öğünümü geçiştirmek için tükettiğim bir gıda maddesi oldu. Sonra bu soğuk sandviçle ilgili BBC 2'de bir akşam bir programa denk geldim. Dedim ya hep içimde bir üretim aşkı var. Aile şirketimizde de ayrılmayı düşündüm ve bu soğuk sandviç imalat işini Türkiye'de hayata geçirmeyi arzu ettim. Türkiye'ye döndükten sonra ben ne olursa olsun üretimle ilgili hiçbir şey beni endişelendirmez, onunla mücadele etmeyi severim. Ama satış ve pazarlama deyince bu konuda kendimi son derece yetersiz bulurum. Satış pazarlama sektöründe liseden bir arkadaşım üst düzey bir yöneticiliği vardı bir şirkette. O şirketten ayrılıp bir pazarlama şirketi de kurmuştu kendisine. Ona açtım konuyu, böyle bir işe gireceğim, bir üretim yapacağım. Fakat satış pazarlama ile ilgili nasıl satacağımı, kime satacağımı, nereye pazarlayacağımı bilmiyorum. Bana yardım eder misin dedim. İngiltere'den geldikten sonra sandviç işine girdiğimde aile şirketimize de devam ediyordum. Yarı zamanlı olarak haftanın 3 günü aile şirketimizde, diğer günleri de sandviç işinde devam ediyordum. Arkadaşım bana dedi ki Serdar Bey bu çok hoşuma giden bir iş, ben de bunda ortak olabilir miyim dedi. Memnuniyetle dedim ve biz beraber şirketi kurduk. Fakat 6 ay geçmeden 2001 kriziyle karşı karşıya geldik. Ve arkadaşım yeni kurduğu pazarlama şirketinin de zor günler geçirdiğini ifade ederek sandviç işinden ayrılmak zorunda olduğunu belirtti. Ve böylece sandviç işinde bilmediğim, pazarlamasını hiç bilmediğim bir iş dalında tek başıma kaldım. Eşim hep yanımdaydı, en büyük destekçimdi. Bu krizi atlattık. Günde 10 tane 20 tane sandviçten 20-25 bin tane sandviçler üreten noktalara geldik. 2 vardiya çalışan bir tesisimiz oldu. Fakat Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Bir işletme bir iş dalında başarılı olduğu ise onun mutlaka kopyaları çıkar. Ve bu kopyalar maalesef ki daha kaliteli, daha iyi, daha mükemmel noktasında rekabet etmek yerine daha ucuz yani fiyatla rekabet ederler. Halbuki fiyatla gelen müşteri fiyatla gider. Biz sandviç sektöründe 2008 yılından sonra fiyat noktasında çok büyük bir rekabetle, yeni giren oyunculardan dolayı çok büyük bir rekabetle karşı karşıya kalınca şöyle bir yol ayrımına geldik. Ya kalitemizden taviz verecektik ve biz de fiyat rekabetine girecektik ya da bu işten tamamen çekilecektik. İşte o kırılma noktasında 2 yıllık süren bir süreçte sürekli kan kaybederek, yaptığımız işten taviz vermeyerek ama bu taviz vermeyince de kaybediyorsunuz. Kaybederek 2010 yılına geldiğimizde bu sektörden, kurduğumuz sektörden çekilmek zorunda olduğumuzu fark ettik. Eşimle beraber bir dondurma sevdalısı olarak ya biz yazın neden dondurma yapmıyoruz? Yazın da dondurma üreten bir işletmemiz ve bunu sattığımız butik dükkanlarımız olsa ne iyi olur diye düşünürken sandviçteki rekabet bizi 2010 yılında bu hayalimizi gerçekleştirmeye itti. Dondurma işine girmeye karar verdik ama dondurma işiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Sandviçten kalan makinalarımı yok pahasına sattım. bu işe girerken. Bunlar bizim büyük yatırım yaptığımız makinelerdi ama maalesef hayatın gerçeği de bu. 45 yaşındaydım ve o zamana kadar başarılar, başarısızlıklar, bütün bunları yaşamış bir insan olarak en büyük üzüntüm de kurmuş olduğum bir sektörün sadece fiyat rekabetiyle kötü bir noktaya gittiğini görmek beni son derece üzdü. Dondurma nasıl üretilir, nasıl yapılır? Bununla ilgili araştırmalar yaparken bir üniversite hocasının yazmış olduğu bir kitaba denk geldim. Oradan kendisinin iletişim bilgisine ulaştım. Kendisiyle birkaç telefon görüşmesi yaptık. Bana bulunduğu şehre gelirse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi ve bununla ilgili de bir ücret konusunda anlaştık. Sözleştiğimiz tarihte bulunduğu şehre ben gittim. Kendisiyle buluştuk. Sözleştiğimiz zarfı kendisine takdim ettim. Fakat ben çok hazırlıklı da gittim. Ne gibi? Aklıma gelen bütün soruları bir A4 kağıdına bir soru yazıp altını da yanıtı için boş bırakarak 150 tane soru hazırladım. Ama bugün baktığım zaman bunlar hep çocuksu sorular. 150 sayfalık ciltlettiğim bir defter haline geldi. Video kamera, ses kayıt cihazı, hocanın anlattığı hiçbir şeyi kaçırmamalıydım. Çünkü 45 yaşındayım ve belki tek atımlık mermim kalmış. Yeniden bir ticari faaliyeti başlatmak ve başarılı olmak için. Ben hocamıza zarfı uzattıktan sonra hocamız cebinden bir kağıt çıkardı. 4'e katlanmış bir A4. A4'ü açtı, masaya koydu. Üstüne de 5 parmağını koyup şöyle bana doğru uzattı. A4'e baktım, sade dondurma formülü yazıyor ve altında formül. Fakat ben 150 sayfalık soru listesi olan bir defter ile gelmiş iken karşımda da en azından 40 sayfalık her bir çeşit dondurmanın tarifini içeren bir şey bekliyorum. Ama sadece bir A4 ve o A4'te sade dondurmanın formülü diyor. Oteldeki odama geçtiğimde çok büyük üzüntü yaşıyordum. Çünkü ben buraya efsane dondurma formülleri, tarifleri almaya gelmiştim. Halbuki aldığım sadece sade dondurma formülüydü. Ve ben rekabette bir anda büyük bir atakla öne geçmek istiyordum. Fakat bu formüller bizi geleceğe taşıyacak formüller değillerdi. Çok büyük üzüntü yaşarken birden şöyle bir aydınlanma yaşadım. Hoca sürekli "Serdar Bey, bütün dondurmacılar dondurmalarını sade dondurmadan türetirler." O anda kendi kendime şey dedim. "Serdar, bütün dondurmacılar eğer dondurmalarını tek bir dondurma formülünden türetiyorlarsa sen bütün dondurmalar için ayrı birer formül ortaya koyabilirsen başarıyı yakalarsın." Ve işte o zaman bu aydınlanmayı yaşadım ve bizim hikayemiz tam da bu noktadan sonra başladı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Formüller neydi, nereden bulacaktım, kimden bulacaktım bunu bilmiyorum. Ve en pahalı öğrenme yöntemi olan yap, boz, dene, tekrar dene, yap, boz, tekrar dene, gece gündüz oku, araştır, tekrar dene süreci başladı. Bu sürecin sonucunda ortaya ailemin, arkadaşlarımın, dostlarımın beğendiği tatlar ortaya çıktı. Bunun gerçekliğini test etmek için bir dükkan açmalıydım. İşte 2012 yılında Maltepe'de küçük bir yerde bir dükkan tuttum. O dükkanı tutarken de emlakçı "Burada ne iş yapacağımı" sordu. "Dondurma dükkanı olacak" dedi. Ve aynen şöyle söyledi samimi bir şekilde. "Abi" dedi, "buranın doğru yer olduğuna emin misin? Çünkü buradaki insanlar sabah işe gider, akşam da evine gelir ve evinden dışarı bir daha asla çıkmaz. Eğer bir ihtiyacı varsa bakkala telefon eder, bakkal ya da market evine paketle getirir. Ben burada 25 yıllık emlakçıyım, yanlış anlama" dedi. "Kazanmanı isterim. Fakat ben lezzetlerimi burada deneyecektim." Dükkanı tuttum fakat emlakçının söyledikleri de beni son derece tedirgin etti. Akşam hiç unutmuyorum, saat Haziran ayıydı, 8.30-9 gibi sokağın başında arabamı park ettim. 2,5 saat sokaktaki insan sayısını, insan hareketliliğini saydım. 2,5 saatte yürüyen insan sayısı sadece 5 kişiydi. O gün o mahalle bize kucak açtı. Ve o günden sonra o dükkanımızı, bizim ilk dükkanımız olarak hala o küçücük dükkanımız faaliyettedir Maltepe'de. 4 tane masa vardı dükkanımızda. Küçücük bir dükkandı. Eğer burada başarılı olmazsak formüllerimizi tekrar gözden geçirecektik. Dondurmayı üretirken deneme yanılma yöntemiyle, ama tabii bu konuda yazılmış bütün bilimsel verileri, doğallığını, doğruluğunu, ürün kalitesini gözeterek ben oluşturuyordum. Biz bu dükkanda başarılı olduktan sonra Maltepe'de ertesi yıl Kartal'ı açtık. Sonraki yıl Alaçatı, ondan sonra Acıbadem ve diğer şubelerde peşi sıra geldi. Bugün üretim merkezimizle beraber 8 tane noktada üretiyoruz ve yerli halkımızın sunumuna sunuyoruz. Biz dondurmaya fonksiyonel bir gıda olarak bakıyoruz. Fonksiyonel gıda olarak baktığınız zaman yani hepsi sütten türeyen aynı formülle yapılmış dondurmalar değildir. Örneğin sorbelerimiz vegan ve vejeteryanlar için uygundur ve onlara hitap eder. Sorbelerimiz sütün laktozuna alerjisi olanlar için uygundur, onlara hitap eder. Yoğurt bazlı, yoğurt temelli dondurmalarımız vardır. Bizim az yağlı dondurmalarımız vardır. Az şekerli dondurmalarımız vardır. Yüksek proteinli ve yüksek lif kaynağı olan dondurmalarımız vardır. Bulut grubu olarak onları tanımlarız. Bunun yanı sıra sakkaroz, fruktoz, glikoz, maltoz içermeyen, sadece sütün kendisini şekeri olan laktoz içeren dondurmalarımız vardır. Bunlara şekersiz dondurmalar olarak tanımlandırırız. Dondurmayı lezzetlendiren, yemeği de lezzetlendiren yağdır bildiğiniz gibi. Yağ lezzeti taşır. Dondurmada da lezzeti taşıyan yağdır. Ama hangi yağ? Palm, ayçiçek, margarin veya buna benzer hangi yağ? Süt için, dondurma için en uygun yağ kaynağı sütün de yağı olan taze süt kaymağıdır. Ve biz taze süt kaymağını kullanırız dondurmalarımızda. Bunun bir nedeni insan için daha faydalı olmasıdır. Çünkü taze süt kaymağı 28 derecede erir. Bizim vücudumuz 36 derece. Öyle yağ kaynakları var ki 40 derece ve üzerinde eriyor. Bunları kullandığınız zaman bizim vücudumuz bunları eritemeyecek ve kalp damar tıkanmaları dediğimiz bu olaylar böyle başlayacak. Ünlü hekim Hipokrat binlerce yıl öncesinden şöyle sesleniyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için öyle bir beslenin ki gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun. Biz buna yürekten inanıyoruz. O yüzden dondurmalarımız fonksiyonel bir gıda olarak nitelendirir ve bunları her amaca hizmet eden skalada. Bizim bu işi yaparken mottomuz yemediğimiz gıdayı tüketicilerimize, müşterilerimize sunmamak yönündeydi. Hangi gıdayı yiyorsak o kalitede ürünle onlara hizmet sunmamız gerekiyordu. İşletmeler ikiye ayrılırlar. Kar maksimizasyonu güden işletmeler ve fayda maksimizasyonu güden işletmeler. Kar maksimizasyonu güden işletmeler kısa vadede başarılı olurlar. Büyük paralar kazanırlar. Çok karlar ederler. Ancak bunların geleceği yoktur. Fayda maksimizasyonu güden işletmeler ise tüketicilerine fayda türetmek, fayda üretmek üzerine kurgulanmışlardır ve bunlar kısa vadede çok para kazanamazlar. Uzun vadede para kazanırlar ve bunların gelecekleri olur, ömürleri çok uzun olur. Marka olan işletmeler de işte fayda maksimizasyonu peşinde koşan firmalardan çıkar.